Stüdyomuzda gündemimiz Irak, Irak'ta yaşanan gelişmeler ve muhtemel Musul operasyonu olacak. Orsam Orta Doğu uzmanı Sayın Bilgay Duman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bir yandan Fırat Kalkanı konuşuyoruz. Evet, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi devam ediyor. Anladığımız kadarıyla hedef Elbap ama son zamanlarda çok fazla Musul'u da tartışmaya başladık. Musul operasyonunu aslında biz çok uzun zamandır konuşuyoruz ama Türkiye'nin dahil olup olmayacağı ciddi bir soru işareti. Olmalı mı sorusuyla başlayalım. Yani öncelikle Musul operasyonu şu an itibariyle Ekim ayının ikinci haftası yapılacak gibi gözüküyor. Yani bütün hesaplamalar onun üzerine. Zaten Amerika'nın öncülüğündeki koalisyon güçleri de Musul operasyonunun Ekim ayının sonu itibariyle yapılması gerektiğini ifade ediyordu. Şimdi önümüzdeki Kasım ayında Amerika'da bir seçim var. Bu seçim öncesi başlatmayı planlayıp buradan biraz avantaj sağlamak istiyor Obama. Hep bu konuşuluyor. Irak güçleri de şu an hazırlıklarını tamamlamış üzereler. Iraklı yetkililer de bununla ilgili açıklamalar yapıyor. Tabii bu operasyonun başlayacağı anlamına da gelmiyor. Onu da söylemek gerekiyor. Çünkü burada belirsiz bazı konular var. Her ne kadar şu an itibariyle Erbil, Bağdat ve koalisyon güçleri anlaştıklarını ifade etseler de ve bunu açıklasalar da yerel güçler arasındaki koordinasyon ve yerel güçlerin Musul operasyonuna nasıl müdahil olacağı belirsizliğini halen devam ettiriyor. Yerel güçler dediğiniz unsurlar neler Bilgay Bey? Yani merkezi hükümeti sayıyorsunuz, peşmergeyi sayıyorsunuz. Ve koalisyon güçleri var. Bir de koalisyon güçleri var. Şimdi yerel güç dediğiniz kimler? Bunun dışında bir Haçlı Şabi varlığı var. Yani. Her ne kadar Haçlı Şabi biz operasyona katılacağız deseler de Irak Merkezi Hükümeti'nin bu konudaki tavrını halen açıklamadığını görüyoruz. Şu an Haçlı Şabi yapısı yani o Şii milislerin de içerisinde bulunmuş olduğu yapı Irak'ta bir gölge hükümet gibi açıkçası hareket ediyor. Ben bunu böyle nitelendiriyorum. Çünkü Merkezi Hükümet'ten ayrı bir operasyon sistematiği ortaya koymuş durumda. Merkezi Hükümet'in dışında kendi planlarını yapıyor ve bu planlar üzerinden bir hareket tarzı benimsiyor. Her ne kadar merkezi hükümet Haçlı Şabi yapısını kontrol altına almak için bunu işte çeşitli yasalar çıkartarak daha legal bir hale getirip işte başbakanlığa bağlama gibi bir yöntem izlemeye çalışsa yani da sistemin içine çekmeye çalışıyor. Evet, sistemin içerisine çekmek istiyor ama bunu işte kontrol etmek amacıyla yapıyor ama halen kontrolü tam olarak sağlayabilmiş değil. Diğer taraftan Musul'un İl Meclisi'nin almış olduğu bir karar vardı. Bu karar doğrultusunda Haçlı Şabi'nin girmesini istenmiyordu Musul İl Meclisi tarafından. Merkezi hükümet bunu da absorbe edebilmek için yani bunu da Musul İl Meclisi'nin kararında tamamen yok saymamak için dediler ki tamam hani Haçlı Şabi girmez belki ama Haçlı Şabi ile beraber koordine edebilecek Musul halkından oluşan bir güç oluşturalım. Buna da Haçlı Aşairi dediler yani aşiret birlikleri anlamına geliyor. Yaklaşık 15 bin kişilik bir güç kurmuş durumdalar şu an itibariyle ama Haçlı Aşairi de Haçlı Şabi'ye bağlı olarak çalışacak. Yani Haçlı Şabi şemsiyesinin altında çalışacağı öngörülüyor. Ve bu 15 bin kişiden yaklaşık 7 bin kişinin de merkezi hükümet tarafından verildiği söyleniyor. Yani yine halen böyle tam bir Musul halkının operasyonu gibi gözükmüyor. Diğer taraftan Haçlı Vatani var. Haçlı Vatani de hani ulusalcı birlikler, onun da eski Musul valisi Etin Mücevif'in önderliğinde kurulan, işte Türkiye'nin başı kadayı etmiş olduğu asıl Musul halkı var. 2500 kişi, 3000 civarında bir yerel Musul halkı var. Bunların da diğer güçlerle yani Irak Merkezi Hükümeti'yle yani Irak ordusuyla, peşmergeyle ve koalisyon güçleriyle nasıl koordinasyon içerisinde olacağı belli değil. Diğer taraftan onu da konuşacağız tabii ama bir de PKK'nın bu meseleye katılma yani Musul operasyonunda katılma durumu söz konusu. Yani onlar ısrarla istiyorlar. Çünkü Musul'da ve Musul çevresinde yani Musul dediğimizde herkes hani belki Musul'un merkezi olarak düşünüyor ama Musul vilayetini daha geniş düşünmek lazım. Irak'ın ikinci büyük şehri ve Musul vilayetinin sınırları işte bir tarafta Kerkük'e, bir tarafta Erbil'e, kuzeyde Duhok'a, Suriye sınırına ve daha güneyde Tikrit'e ve Anbar'a kadar dayanıyor. Yani herkes Musul operasyonuna katılıp deyim yerinde ise pastadan önümüzdeki dönemde pay kapmaya çalışıyor. Bu Haçlı Şabi önemli bir konu. Daha önce de sizinle konuşmuştuk Haçlı Şabi kimdir, kimlerden oluşur diye ama buradaki İran etkisini vurgulamak gerekiyor sanırım. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şu doğru mu? Haçlı Şabi tamamen İran'ın kontrolünde hareket eden Şii milislerden oluşur. Ya bunu tamamen söylemek yanlış olur açıkçası. İran'ın çok büyük etkisi var kesinlikle ve Haçlı Şabi'yi yönlendiren ana gücün İran olduğunu söyleyebiliriz ama
Haçlı Şabi dediğimiz yapı çok büyük ve çok geniş bir yapı. Yani yaklaşık şu an itibariyle içerisinde 50 tane farklı grup var. 50 tane farklı milis grubu var. Ve bu milis grupların yönelimleri, takip ettikleri dini liderler ya da emir aldıkları işte gruplar ve kişiler birbirinden farklılık oluşturuyor. Haçlı Şabi yapısı şöyle tanımlanıyor. Bunların bir kısmı doğrudan İran'a bağlı, yani aslında Hamaney'i taklit eden ve Hamaney'den feyiz alan bir grup söz konusu Haçlı Şabi içerisinde. Bir taraftan da tabii Iraklı dini merciler var. Iraklı dini mercilerden de emir alan ve onları takip eden bir Haçlı Şabi içerisinde yapılanmalar var. Diğer taraftan da tamamen kendi yerel unsurlarından oluşan ve kendi bölgelerini, kendi mahallelerini, kendi köylerini korumaya çalışan, kendi evlerini korumaya çalışan insanların oluşturmuş olduğu gruplar var. Ki Türkmenler bunun içerisinde, yani bugün Taze Ormat'ta Haçlı Şabi yapılanması var. Her ne kadar Haçlı Şabi ile Irak Merkezi Hükümeti ile de işbirliği içerisinde olsalar da buradaki Türkmenlerin kendi sınırları dışarısına çıkıp kendi sınırları dışarısında bir kontrol sağlama çabası yok. Tek dertleri Kerkük'teki kendi köylerini, kendi mahallelerini korumak. Aynı şekilde işte Tuzur Matu'da da Haçlı Şabi yapılanması var. Orada da kendilerini IŞİD'den, PKK tehdidinden ve oradaki terör örgütlerinden yani korumaya çalışıyorlar. Yani bir bütünün parçası halinde o mücadeleyi sürdürmek çok daha kolay görünüyor. Özellikle Türkmenler gibi bu anlamda çok daha dezavantajlı yani bir konuma sahip. Yani kendi desteğiniz olmayınca, hani kendi kaynaklarınız olmayınca mecburen bir yerden dayanak almak zorunda kalıyorsunuz ve bir yerden destek almak durumunda kalıyorsunuz. Türkmenlerin Türkiye'nin Musul operasyonuna katılması gerektiği konusundaki açıklamalarını da aslında bu bir dayanak arama çabasına mı bağlamak lazım? Yani kesinlikle birebir aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü Türkmenlerin en fazla umut besledikleri yer Türkiye tabii ki. Yani onlar için birincil dayanak zaten Türkiye. Türkiye onlar için halen bir ana vatan konumunda ve ana vatanımız Türkiye diyorlar. Zaten bugün Suriye'de yapılan işte Fırat Kalkanı operasyonunu onlar ismini değiştirdiler. Dicle Kalkanı olarak ifade etmeye başladılar. Şimdi Türkmen sitelerine ya da işte Türkmenlerle konuştuğumuz zaman ki bu sabah Musul'dan işte kuzeye göç etmiş bazı Türkmen yetkililerle görüştüm. Dicle Kalkanı'nı bekliyoruz diyorlar. O yüzden hani başka dayanak aramaktansa onlar için birinci dayanak Türkiye olacak. Çok doğru. Tabii sorunuzun başına geldiğinde, hani programın başında sorduğun soruya geldiğinde, hani Türkiye katılmalı mı sorusuna geldiğinizde, yani mutlaka Türkiye bir şekilde masada olmalı. Çünkü IŞİD sonrası yapılanmaya baktığınızda, yani diğer bölgelerdeki yapılanmaya baktığınızda, kim bölgede fiili olarak bulunuyorsa o bölgede o tarafın etkisi oluyor. Yani alanda bizim için olmazsak masada olmamız çok zor görünüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ki yani Başika'daki Türk varlığı da, yani Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede vermiş olduğu destek de bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani Türkiye IŞİD'le mücadele sürecinde çok kritik bir rol oynuyor. Bakın. Yani 2014'ten sonra koalisyon güçleriyle koordine içerisindeyiz. Ama bu anlamda özellikle lojistik desteğin sağlanması, istihbarat desteğinin sağlanması konusunda Türkiye'nin desteğini artırmış olması koalisyona IŞİD'le mücadeleyi de güçlendirdi. 2015'te ve en son 2016 yılı itibariyle IŞİD'in gittikçe hem Irak topraklarında hem Suriye topraklarında gerilediğini görüyoruz. Ki Cerablus operasyonu da, yani Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye'nin IŞİD'le mücadele konusunda ne kadar büyük bir inisiyatif alabileceğini, ne kadar başarılı olabileceğinin en önemli göstergesi. Tabii şunu mutlaka eklemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hem Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar vardı, hem Başbakanımızın yaptığı, hem Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalar vardı. Bu konuda Musulluların teleferlerin olması gerekir sözü bence çok önemli. Türkiye bölgedeki dengenin sağlanmasını istiyor. Türkiye'nin halen Irak politikası, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğiyle alakalı. Türkiye Irak'taki dengenin bozulmasını istemiyor. Eğer Irak'taki denge bozulursa bu Irak'taki ayrışmaların artmasına sebebiyet verecek ve Irak'taki parçalanmanın giderek derinleşmesine sebebiyet verecek. Bu da doğrudan Türkiye'yi etkileyecek. Hem Türkiye'yi hem Türkmenlere doğrudan etkileyecek. Suriye'de de anladığım kadarıyla önceliklerden bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ama demografik yapının değiştirilmediği. Bu alanlar aynen zaten öyle. Tarihi olarak Türkmen yurtları olduğu için bir statükonun devam etmesi yönünde bir tutum ortaya koyuyoruz. Fakat şöyle de bir eleştiri var. Biz zaten Fırat Kalkan Operasyonu ile birlikte Suriye'deki o iç savaşın içerisine yavaş yavaş giriyoruz. Girmeye de devam ediyoruz. Anlaşılan o ki o oluşturulmaya çalışılan güvenli bölge için daha da ilerleyeceğiz. Şimdi bir Musul operasyonu da gelirse
Acaba Türkiye'nin kaldırabileceğinden daha fazla bir yük omuzlarına biner mi endişesi de var. Ne dersiniz? Türkiye'nin özellikle de bu 15 Temmuz sonraki süreç dikkate alındığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüyle ilişkin bir tedirginlik oluşsun mu bizde? Yani ben askeri bir uzman değilim. O nedenle hani Türkiye'nin askeri yeteneklerini, yeterliliklerini tartışabilecek boyutta bir bilgiye sahip değilim. Ancak ben Türkiye'nin inisiyatif alması dahilinde her iki operasyonda da başarıyla altından kalkabileceğine inanan bir analist, bir siyasi siyasi analiz uzmanıyım. O nedenle Türkiye hani yapabilir mi? Evet yapar. Ama bunu Türkiye yapacağı operasyon tek başına olmayacaktır. Yani mutlaka Türkiye tek başına inisiyatif alarak bunu yapmayacak. Bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da gördük. Bu konuda hem yerel güçlerle işte hem Peşmerge ile hem Irak Merkezi Hükümeti ile halen görüşmeler bir nebze de olsa devam ediyor. Tabii en önemli nokta uluslararası koalisyonla Türkiye'nin görüşmeleri devam ediyor. Ama Türkiye bölgede siz biraz önce söylediğiniz gibi yani bir güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Elbaba doğru gidiliyor. Ancak diğer bir güvenli bölge Türkiye açısından da Musul ve çevresi olmalı. Çok çünkü özellikle Kandil, işte Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki o PKK bağlantısının engellenmesi açısından Türkiye bölgede bulunmak zorunda aynı zamanda. Çünkü bunu Irak Merkezi Hükümeti kendi unsurlarıyla yapabilecek güçte değil. Türkiye hep söylüyor. Irak'a işte PKK'nın Irak'tan çıkartılması konusunda müdahale edilmesini, PKK'nın bölgeden çıkartılması konusunda inisiyatif alınması gerektiğini söylüyor ama bunu Irak yapamadığı için Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyine ve Irak'ın diğer bölgelerinde operasyon yapmış durumda. Eğer Türkiye böyle yapmazsa, işte bugün PKK Sincar'da. Sincar hemen Suriye-Türkiye sınırının üçgen noktasında. Diğer taraftan Kerkük çevresinde bir PKK varlığı var. Türkmen bölgelerini doğrudan tehdit ediyor. Bakın geçtiğimiz yıl Telefer'de, özür dilerim, Tuzurmatu'da Kürtlerle Türkmenler arasında çatışma çıkmıştı. Askeri bir çatışmaydı. Ama bölgede bulunan PKK'lı militanlar, teröristler Türkmen sivilleri hedef aldılar ve keskin nişancılarla Türkmenleri öldürdüler. Bu anlamda Türkiye'nin bölgede, Türkmenlerin bölgedeki varlığı Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerindeki en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi iki önemli faktör ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Anadolu'nun güvenliği bizim sınırlarımızdan başlamıyor. Bunu net olarak kesinlikle gördük. Kesinlikle sınırlarımız ötekinden, hem Irak'ta. Yani başlıyor. Bizim güvenliğimiz Rakka'dan başlıyor, Elbap'tan başlıyor, Musul'dan, Kerkük'ten başlıyor. Bunu gördük. Bir de önemli faktörlerden bir tanesi sizin ifade ettiğiniz hususu Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salih'e çok yüksek bir tondan ifade etti. Dedi ki Türkmen-Kürt kardeşliğine bölgedeki PKK varlığı büyük zarar veriyor. Türkmenler üzerinde de ciddi bir baskı olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü Erşad Başkan'ın da ciddi tehditlere muhatap olduğunu biliyoruz. Doğru. O PKK varlığı Türkmenleri nasıl etkiliyor? Yani PKK ile şu an Türkmenler doğrudan karşı karşıya durumdalar. Bugün pek çok Türkmen bölgesinde PKK'nın varlığının olduğunu biliyoruz. Hem Kerkük çevresinde hem işte daha güneyde işte Hanekim ve Celevle bölgesinde hatta bugün Telefer etrafındaki olası Musul operasyonunda yapılacak Telefer operasyonuna da PKK'nın katılmak istediğini biliyoruz. Özellikle bölgedeki işte PKK'nın desteğinde kurulan Yezidilerin elinde bulunan Sincar Direniş Birlikleri diye bir birlik var. YBŞ ismiyle geçiyor. Bu YBŞ'nin de Telefer operasyonuna katılması gibi bir durum söz konusu. PKK bu konuda baskı uyguluyor. Ve bu anlamda kuzey batıdan güney doğuya doğru bütün Türkmenlerin yaşadığı coğrafyada bir PKK baskısı söz konusu. İşte biraz önce söyledik. Tuzurmatu'da PKK'lı teröristler Türkmen sivilleri doğrudan hedef alıyor. Erşad Bey'le bir sürekli irtibat halindeyiz. Bu anlamda Erşad Bey'in sürekli bir tehdit içerisinde olduğunu biliyoruz. Türkmenlerin yerleşim yeri olan işte Dakuk olarak ifade edilen Türkmenlerin tavuk olduğu tavuk olarak ifade ettikleri Kerkük'ün ilçesinde PKK büro açıyor. Kerkük'te hatta ki bence daha önemli işte Kerkük bölge sözde Kerkük bölge konferansını yapıp Kerkük'ü önümüzdeki süreçte bir özerk yönetim ilan etme konusunda hamleler yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu sadece Türkmenleri tehdit etmiyor. Aslında Irak burada bir yanılgı içerisinde. Irak Merkezi Hükümeti bir bu anlamda tamamen bir yanılma içerisinde. Irak'ın toprak bütünlüğünü de aynı zamanda çok tehdit var. Ediyor. Çünkü Sincar'da, Sincar Irak'ın bir ilçesi, Musul'a bağlı bir ilçe. Diğer taraftan Kerkük, Irak'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Burada PKK bölge konferansı yaparken Sincar'da yerleşmiş ve bütün kontrolü sağlamış durumdayken Sincar il yönetimine
izin vermezken ve Sincar Kaymakamlığı'nı, Sincar İlçe Meclisi'ni ele geçirmişken çok doğru. Irak Merkez Hükümeti kalkıyor. Türkiye'nin resmi oradaki karşısında bir sorumlu sorumluluk sahibi olan, uluslararası sorumluluğu olan ve Irak'taki IŞİD'le mücadele konusundaki her türlü desteği vermiş olan Türkiye'ye karşı çıkıyor. Çok bu konuda soru işaretleri mutlaka yanında barındırmak gerekiyor. Şimdi Irak'ta PKK varlığını, Irak'taki tüm bu gelişmeleri Suriye'den bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Ben doğru. O PYD'nin etkinliğini de size soracağım ama tabii, bir virgül bir sınıra gitmek istiyoruz son durumu öğrenmek için. Efendim, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında gerilimin aslında tırmandığı bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Suriye'de ateşkes görüşmelerinin dondurulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir araçla İdlib'de düzenlenen saldırıda El-Nusra liderlerinden Abu Faraj'ın öldüğü de duyurulmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye sorununda 3 alanda bölünmüşlük olduğunu belirterek bütün bunlar kusursuz bir fırtınaya yol açıyor dedi. Sınıra gidelim son durumu almak için. Çünkü Fırat Kalkanı operasyonu da 42. gününde bugün. Son durumu alacağız bölgeden. Mustafa Berber karşımızda. Mustafa, sınırda neler yaşanıyor? Tüm bu Amerika Birleşik Devletleri Rusya gerginliğinin ötesinde Fırat Kalkanı nasıl gidiyor? Sıcak bir gelişmeyle başlayacak olursak eğer Sultan Murat Tümeni'nden Ali El Said Tümen Komutanı az önce edindiğimiz bilgiye göre DAEŞ terör örgütüyle devam eden o sıcak çatışmada şehit düştü. Tabii ki demin de belirttiğiniz gibi Fırat Kalkanı Harekatı'nın 42. günündeyiz ve hedef Elbap. Elbap'a ilerlemeye çalışıyor Özgür Suriye ordusu ve burada da sıcak çatışmalar yaşanıyor ki önemli iki nokta var aslında. Azez ve Rai yani Çoban Bey hattı arasında oranın güneyinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bölgede ise en önemli dikkat çeken bölgelerin ikisi de Güzel Mezra ve Türkmen Barı yerleşim noktaları. Bu yerleşim noktalarıyla birlikte toplamda 7 yerleşim birimini ele geçirmeye çalışıyor Özgür Suriye ordusu. Kendi kontrolü altına almaya çalışıyor ki şu ana kadar 111 bölge Özgür Suriye ordusunun kontrolü altına geçti. Bu da yaklaşık 960 kilometre karelik bir alana tekabül ediyor. Bu alanların en dikkat çekenlerinden, en önemli olanlarından biri de Dabık. Aslında hemen arkamda görmüş olduğunuz yeşil alan Suriye sınırı. Yani çatışmalar oranın ilerisinde devam ediyor. Yaklaşık 5-10 kilometrelik bir mesafe var aramızda. Ama o yeşil alanın bittiği noktadaki köyler Özgür Suriye ordusunun kontrolünde olmasına rağmen o köylere bitişik olan köyler, daha alt kısımlarda bulunan köylerde hala DAEŞ terör örgütünün etkin hali bulunuyor. Orada ise işte o köyleri almak için, Türkiye'nin sınırını daha güvenli hale getirmek için orada sıcak çatışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 42. güne ilişkin açıklamalarda bulundu. O açıklamalara göre keşif gözlem vasıtalarıyla belirlenen 80 DAEŞ hedefine 199 fırtına obüsü ve 20 çok namlulu roket atarla atışlar yapıldı ve bu atışlarla birlikte havan ve makineli tüfek için kullanılan mevziler imha edildi. Bunun yanı sıra 7 dinamik hedef ve 4 silah yüklü pikapa da yine imha edildi ki bu bir tuzağa yapılmış 3 motosiklet de yine imha edilenler arasında. Tabii ki karadan harekat devam ediyor. Çok namlu roket atarlarla atışlar yapılıyor ama havadan da Türk savaş uçakları yine Fırat Kalkanı harekatına destek veriyor. Akderin, Türkmen Barı ve Güzel Mezra bölgelerine toplamda 9 hava harekatı düzenlendi ve bu harekatlarla birlikte 12 DAEŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra ise 2 bina ve bu bölgede operasyonun çatışmaların devam ettiği bölgede harekatı DAEŞ'in harekatı yönettiği bir binada yine imha edilenler arasında. Sınırda gün boyunca çatışmalar devam ediyor. Zaman zaman Suriye tarafından dumanlar yükseliyor. Oraya hala Türk savaş uçakları tarafından bombalar atılıyor, roketler atılıyor. Gelişmeler sınırdan şimdilik bu yönde ama yeni ayrıntılar oldukça biz TRT ekranlarına bağlanmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Mustafa Berber, teşekkürler, kolaylıklar. Evet, operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Ben bu muhtemel Musul operasyonuna Türkiye'nin katılımına ilişkin bir de bölgedeki Şii milislerin sözcüsünün yaptığı açıklamaya sabah dikkatimi çekti. Evet, diyor evet. ki Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasıyla DAEŞ'in katılması aynı şeydir diyor. Yani bu kadar sert ve köşeli açıklamalar aslında bölgede İran ve Türkiye'nin karşı karşıya gelme potansiyelini mi gösteriyor bize? Yani belki doğrudan İran ve Türkiye karşı karşıya gelecek gibi bir durum yok ama bu Türkiye'nin IŞİD'le yapmış olduğu mücadelenin görmezden gelinmesi anlamına geliyor. IŞİD, ben
2-3 hafta önce Irak'taydım yine. Halen Türkiye'nin işte IŞİD'e destek verdiğine yönelik söylemleri, o eski söylemleri barındırıyorlar hala. Hı hı. Bu anlamda Türkiye'nin bölge halkı tarafından da reddedilmesini amaçlıyorlar. Hı hı. Bence ki, yani en önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bölge halkı, yani hem başta Musul halkı olmak üzere, bölge halkı Türkiye'nin bölgedeki varlığını önemsiyor. Ki hı hı. Irak Merkezi Hükümeti'nin de kendisi Türkiye'nin Musul operasyonunda ya da Musul bölgesinde yardımı olmadan Musul'un yeniden yapılandırılması konusunda dahi bir başarı sağlayabileceklerine inanmıyorlar. Bakın, Musul Türkiye açısından çok önemli bir nokta. Hı hı. 2003'ten sonra Irak'taki Musul'daki tek diplomatik temsilcilik Türkiye'nin diplomatik temsilciliğiydi. Hı hı. Bence bu çok önemli bir konu. Çünkü her şeye rağmen var olması gerektiğini düşünüyor Türkiye böyle. Yani bu anlamda sadece bu tek taraflı bir düşünce değil. Diğer taraftan karşı tarafın düşüncesi de, Musul halkının düşüncesi de bu yönde. Çünkü Türkiye demokrasiyi destekleyen, istikrarı destekleyen ve bölgedeki gelişmeye, kalkınmaya yardım edebilen ve bu anlamda destek olabilen bir ülke. Bakın, 2003 sonrası Musul'da Türkiye'nin temsilcilik açmasından sonraki döneme bakıldığında, yani 2009 sonrası döneme bakıldığında, 2009-2014 arasında Musul'da ciddi bir kalkınma, ciddi bir gelişme var. Ve Türkiye oradaki bütün unsurlarla beraber ortak hareket edebilen bir ülke. Şimdi siz bunları anlatırken Afganistan'da yaşanan süreç aklıma geldi. Zira Türkiye Afganistan'da operasyonlara katılmadı. Hı hı. Yaptığı şey altyapı çalışmaları yapmak, okullar kurmak, su tesisatları döşemekti. Ama bütün o koalisyon güçleri bir tarafaydı, Türkiye bir tarafaydı. Musul'da da galiba aynı şey. Evet, çünkü Türkiye tarihten gelen hani o inisiyatifle de beraber hep halkın gönlünü oynamış ve halkın gönlünü kazanabilmiş, halkların gönlünü kazanabilmiş bir ülke. Hı hı. Ancak Türkiye siyasetin dışarısında kalmak istiyor. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Hı hı. Türkiye daha çok bölgedeki dengelerin, bölgedeki dinamizmin, bölgedeki sosyal yapının desteklenmesi yönünde pozisyon mümkün almaya çalışıyor. Mümkün mü siyasetin dışında kalmak? Yani mümkün olmuyor tabii işte. Gördüğünüz gibi dün başka bir açıklama daha vardı. Irak'taki bir Şii dini merci Türkiye'ye karşı cihat fetvası veriyor. Yani Türkiye'ye karşı savaşmak cihattır şeklinde fetva veriyor. Bu bölgede hiçbir fayda sağlamayacak. Yani bakın, bugün Türkiye ve Irak'ın karşı karşıya gelmesine Türkiye'nin faydasına olacaktır, ne Irak'ın faydasına olacaktır. Irak bugün bir savaş ortamı içerisinde ve IŞİD sonrası yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. Ve hı hı. Türkiye ile eğer ilişki kurulamazsa ve Türkiye'deki o bağlantı sağlanamazsa Irak'ın istikrara kavuşabilmesi, Irak'ın yeniden yapılanmanın sağlanması çok da mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Doğru. Çünkü Iraklar şunu unutmaması gerekiyor bence. Türkiye halen bunu her ortamda dile getiriyor ve bu yönde politika izliyor. Hı hı. Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin sağlanması ve korunması konusunda Türkiye hemfikir. Ama burada şunu da söylemek lazım. Bakın, bir tarafta Türkiye'ye karşı işte IŞİD'le Türkiye'yi yan yana getiren Iraklı merciler, diğer taraftan PKK gibi bir terör örgütünü görmezden gelerek kendi topraklarında egemenlik sağlamasına izin veriyorlar. İşte PKK hani öyle bir örgüt ki, öyle bir terör örgütü ki kendi halkına bile düşmanlık yapıyor. Bugün PKK'nın Irak'taki varlığı, özellikle Kürt bölgelerindeki varlığı, Irak'taki Kürt dinamizminin de zarar veriyor ve Iraklı Kürt siyasi partileri de, yani KDP ve KYB'yi de karşı karşıya getiriyor. Peşmergenin tavrını burada önemli elbette. Tabii ki karşı karşıya getiriyor. Yani Iraklı Kürtleri de karşı karşıya getiriyor bu anlamda. Yani bugün PKK'yı hani ülkemizde de savunan bazı kesimler var. Onlar da PKK'nın bir terör örgütü olduğuna artık inanması gerekiyor. Evet. Çünkü PKK ne Kürtlüğü savunan ne bölgedeki demokrasiyi savunan bir yapı. Ben onu hani bir anlamda bir şirket olarak da görüyorum. Bu terör örgütleri zaten hani iç ve dış destek olmadan yaşayamazlar. Bu anlamda çıkar sağlayan, işte çıkarlarını güden yapılar olarak görüyoruz. Bugün Irak'ta varlar, yarın Suriye'de varlar. Öbür gün başka bir noktada olacaklar. Bu yüzden bu senin teröristin, benim teröristim algısını bir an önce dünyanın ötesine taşımak genelinde silinmesi gerekiyor. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli görüşleriniz için sağ olun efendim.